Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba, ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A54 5G modelini mercek altına alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Galaxy A34 modelinin uzun kullanım deneyimiyle sizlerle beraber olmuştuk. Bugün ise A54 5G modelini uzun kullanım deneyimiyle beraber olacağız. Bugün sizleri çok fazla teknik özelliklerle yormak istemiyorum. Tamamen telefondan edinmiş olduğum deneyimler hakkında konuşmak istiyorum. Bu telefonu 3-4 aydır sürekli olarak kullanıyorum ve bu kullanımlarımdan edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim. Açık konuşmak gerekirse telefonun bazı beğendiğim özellikleri var, beğenmediğim özellikleri var ve bu özelliklerin tamamını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Galaxy A54 5G'yi ben online bir mağaza üzerinden değil, direkt olarak gidip fiziksel bir mağaza üzerinden satın aldım. Bu telefonu satın aldığınızda ilk olarak kutu içerisinde ne var onu konuşmak istiyorum. Kutu içerisinde sadece telefon geliyor arkadaşlar. Ne bir kulaklık, bildiğiniz gibi zaten artık kulaklık gelmiyor da. Yani bir şarj adaptörü de yine karşımıza çıkmıyor maalesef. Bunu da harici olarak satın almanız gerekiyor ki ben o dönem yanlış hatırlamıyorsam bir 500 lirayı gözden çıkarmak durumunda kalmıştım. Bu şarj adaptörüyle beraber telefonu hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Fakat tabii gene bir saati buluyor bu telefonun şarj olması. Ben bu telefondan önce Xiaomi Mi 9 kullanıyordum ve Xiaomi Mi 9'u da bir 4 sene kullanmıştım ve son zamanlarda özellikle Xiaomi Mi 9'un şarj performansından hiç memnun değildim. Bunun sebebi de yani telefonu bir gün içerisinde 3 defa şarj etmek durumunda kalıyordum. Yani bu sebepten dolayı ben bir hayli telefondan soğumuştum arkadaşlar. Galaxy A54 5G'de de ilk aradığım özellik şarjının uzun gitmesiydi ki bu telefonda 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu ve bu bataryası ile beraber ben telefonu şu anda 1,5 gün civarı kullanabiliyorum. Tabi bunda telefonu ne kadar fazla kullandığınızın da önemi oluyor. Çünkü baktığınız zaman ben çok fazla YouTube'da video içeriği tüketen bir insanım ya da işte günlük olarak çok fazla telefon görüşmeleri yapıyorum, maillerimi kontrol ediyorum. Bunun yanı sıra işte oyun oynuyorum. Şeker patlatma oyunlarından bahsediyorum burada. Yani çok fazla bir oyun deneyimi de yaşamıyorum aslında ama daha çok video izliyorum. İşte dediğim gibi telefon görüşmeleri yapıyorum ama YouTube'dan çıkmıyorum diyebiliriz yani gün içerisinde de. Çok fazla YouTube'da dolaşan birisiyim. Dolayısıyla telefonun şarjının 1,5 güne varan bir oranda gitmesi de bu telefonun şarj anlamında ne kadar iyi bir performans, yani pil performansının ne kadar iyi olduğunu bizlere gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani siz bu telefonu çok fazla kullanmayan biriyseniz gün içerisinde, çok fazla benim gibi telefonla haşır neşir değilseniz bu telefonun şarjı 2 güne kadar da gidebilir. Yani bu anlamda geliyor değerli arkadaşlar. Dediğim gibi yani telefonun teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum ama peki telefonun performansı nasıl? Arkadaşlar telefonun performansını ölçecek çok fazla bir oyun oynamadım açık konuşmak gerekirse. Demin de ifade ettiğim gibi daha çok şeker patlatma oyunları oynadım. Bu telefonda Exynos 1380 işlemcisi kullanılıyor. Samsung'un kendi işlemcisi. İşlemci günlük olarak performans olarak gayet iyiydi. Ama dediğim gibi yani çok fazla bir oyun deneyimi yaşamadım. Çok fazla oyun oynayan biri değilim. Ancak dediğim gibi Exynos 1380 ile beraber PUBG ya da bunun benzeri Valorant gibi oyunları rahat şekilde zaten telefon kaldırıyor ve oynuyor biliyorsunuz. Ancak bu oyunlar haricindeki diğer oyunları da bu telefon rahatlıkla kaldırıyor arkadaşlar. Herhangi bir donma, kasma olmuyor diyebiliriz. Peki Samsung Galaxy A54 5G'nin neyini sevmedim? Açık konuşmak gerekirse bu telefonun beğenmediğim özelliklerinin başında kamera performansı geliyor. Mesela benim bir arkadaşım var ve kendisinde iPhone 7 Plus var arkadaşlar. iPhone 7 Plus'la beraber geldi. Dedim ki yani benim telefonum senden çok daha yeni bir telefon. Dolayısıyla çok daha iyi bir kamerası vardır diye düşünüyorum dedik ve beraber iddialaştık. Güzel bir manzara bulduk ve o manzarayı çektik. Fakat ben bu telefonun kamera performansından hiç memnun kalmadım. Çünkü iPhone 7 Plus bundan çok daha net bir görüntü ortaya koydu arkadaşlar ve beni de orada birazcık açık konuşmak gerekirse mahcup duruma düşürdü. Dolayısıyla Galaxy A54 5G'yi kamera için alacağım diyorsanız hayır. Bu telefon kamera anlamında iyi bir deneyim sunmayacaktır. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani bu telefon şu anda güncel olarak bu videoyu çektiğimiz dakikalarda Türkiye'de 18.000 TL'den satılıyor arkadaşlar. Yani ben 256 GB ve 8 GB RAM'lik versiyonunu kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Bu telefonun fiyatı şu anda 18.000 TL seviyesinde. Yani kamera anlamında çok iyi bir telefon olmasını istiyorsanız da zaten şu anda Türkiye'de 30-40 bin TL'leri gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bu telefonun orta segmente hitap eden bir telefon olduğunu ve fiyatının da 18.000 TL gibi uygun fiyatlı olduğunu düşünecek olursak kamera anlamında da zaten çok çok iyi performanslar beklemek telefonu birazcık haksızlık olacaktır. Ancak yine de şunu söyleyeyim, yani iPhone 7 Plus'tan en azından daha iyi bir kamerası olabilirdi. Bu noktada birazcık mağlubiyet doğurdu diyebiliriz. Galaxy A54 5G arkadaşlar en azından sağlam bir telefon. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Neden? Çünkü ben çok fazla telefonu yere düşürdüm. Maalesef bu anlamda birazcık dalgınım ve sakarım arkadaşlar. Dolayısıyla
dolayısıyla telefonu çok fazla yere düşürdüm ancak telefonda herhangi bir şey olmadı. Yani ekranı zaten Gorilla Glass'la korunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça sağlam bir ekrana sahip. Yani ben bu şekilde de ekranın üzerine de direkt düşürdüm telefonu ancak ekranda herhangi bir şey olmadı. Zaten çok sağlam da bir kılıf aldım. Bildiğiniz gibi zaten şu dönemlerde telefonlar çok pahalı olduğu için mecburen kılıflarla kullanmak durumunda kalıyoruz. Ben bir kılıf aldım ve bu kılıf yardımıyla telefonu şimdiye kadar getirdim. Telefonda çok fazla bir kesik yok yani. Tüm bu düşünmelerime rağmen telefonda şu anda kozmetik anlamda çok fazla bir kusur yok diyebiliriz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Galaxy A34'ün uzun kullanım deneyimiyle beraber olmuştuk. Bu telefonda nem algılandı hatasını çok fazla almıştık. Ancak ben açık konuşmak gerekirse Galaxy A54 5G'de böyle bir hataya rastlamadım. Bunun sebebi telefonun kendi orijinal şarjıyla kullanmam olabilir. Yani herhangi bir başka şarjla bu telefonu asla kullanmadım. Tamamen kendi orijinal şarjıyla, şarj aletiyle kullandım ve nem algılandı diye herhangi bir uyarı, herhangi bir sorun almadım. Ancak dediğimiz gibi yani Samsung telefonlarda genel olarak bu tarz problemlerle karşılaşılabiliyormuş ama ben dediğim gibi Galaxy A54 5G modelinde herhangi bir şekilde bu problemle karşı karşıya kalmadım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Galaxy A54 5G modelinin uzun kullanım deneyimlerinden bahsettik. Bu telefonla neler yaşadığımdan bahsettim. Yani problemleri var mı? Var. Yani kamera anlamında çok iyi bir deneyim sunmadığını söyledim. Ancak genel özellikleri gayet iyi. Orta segmente hitap eden bir telefon olduğunu bildiğiniz sürece size çok fazla bir hayal kırıklığı yaşatmayacaktır. Dediğim gibi zaten şu anda 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama hafızası ile beraber Türkiye pazarında 18.000 TL'den satılıyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, yani 256 GB rahat rahat yetiyor. Yani 128 GB'lık versiyonunu alırsanız problem yaşar mısınız? Evet, güncelde problem yaşayabilirsiniz. Çünkü çok fazla WhatsApp üzerinden fotoğraflar geliyor ve siz de çok fazla fotoğraf çeken, video çeken bir insansanız 256 GB'lık versiyonu sizin için çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.